Herkese merhabalar. Yeni bir Dış Piyasalar Podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast'te de kısaca yurt dışı piyasalardaki endekslerden, beğendiğimiz hisse senetlerinden ve tabii ki Nvidia ve yapay zekadan biraz bahsedeceğiz. Geçtiğimiz 2 haftada endekslerde bir duraksama takip ediyorduk. Amerika'da bilanço sezonunun bitmesiyle beraber biraz daha endeksleri yukarı ittirebilecek faktörlerin eksikliği, endekslerin yüksek çarpanlarla işlem görmesi birazcık S&P 500'de 5300 etrafında bir duraksamaya neden olmuştu. Ama son dönemde ekonomik verilerin zayıflamaya işaret etmesi, özellikle istihdam tarafında bu cuma günü tarım istihdamı takip edeceğiz ama açık iş ilanı sayısındaki aşağıya iniş, ADP raporunun beklentinin biraz altına gelmesi, Amerika'da makro verilerin biraz zayıflama işaret etmesi yatırımcıları biraz daha Fed'in faiz indirimleri konusunda heyecanlandırdı. Ve şu anda bu zayıflamanın da kar rakamlarına sınırlı yansıyor olması ve endekslerdeki kar dinamosunun teknoloji şirketlerinin kar büyümesi olması. Burada da tabii ki yapay zekanın çok önemli bir etkisi var. Nvidia'nın da önemli etkisi var ki Nvidia S&P 500'ün bu seneki getirisinin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla bu alan güçlü performans gösterdiği sürece de S&P 500'de kar büyümesinin sağlıklı kaldığını görüyoruz. Ki geçtiğimiz çeyrek %6 civarında bir büyüme var. Bunun da biraz daha ivmelenerek bu sene için %10'a ulaşması bekleniyor. Dün de oldukça güçlü bir yukarı hareket takip ettik. Burada tabii ki şirketlerin hisse geri alımlarının etkisi var. Perakende yatırımcıların, bireysel yatırımcıların oyuna tekrar dahil olmasının etkisi var. Amerika'daki meme stock çılgınlığının tekrar ön plana gelmesi ve bireysellerin biraz daha bu tarz hisselere daha çok ilgi gösterseler de hisse senedi piyasalarına biraz daha nakit akıtmaları sonrasında yeni bir rekor seviyeye tırmandığını takip ettik S&P 500'ün ki bu seneki 25. rekor oldu bu. Dolayısıyla mevsimsel olarak aslında zayıf geçen bir Mayıs ayını da güçlü tamamlayıp Haziran'a da iyi başlamış oldu böylelikle hisse senedi endeksleri. Bu görünüm altında aslında biraz önce söylediğimiz gibi çok iyi performans gösteren bazı hisseler var. Bu Nvidia ve ekosistemi diyebiliriz. Bunun arkasında da biraz daha zayıf kalan ve biraz daha geriden gelen bazı sektörler var. Teknoloji içinde dahi son dönemde gelen bilançolara baktığımızda mesela software kısmının daha geride kaldığını, daha beklentiler altında kar rakamlarının geldiğini ve birçok bulut bilişim odaklı software şirketinin sert satış baskısı altında kaldığını da görüyoruz. MongoDB gibi, Datadog gibi. Dolayısıyla hala yapay zeka harcamaları hardware tarafına odaklanmış durumda. Chipler, serverlar, network ekipmanları gibi ve hala bu şirketler ciddi şekilde bu temadan, bu rüzgardan faydalanıyorlar. Ve bu da az sayıda şirkete konsantre olmuş gibi, Nvidia gibi, nispeten AMD gibi. Bizce önümüzdeki dönemde Qualcomm burada oyuna girebilecek önemli bir oyuncu. Özellikle yapay zeka uygulamalarının mobil cihazlara kaymasıyla beraber. Dolayısıyla halen hardware tarafı ciddi büyüme yaratabilirken software'e bunun pek yansımadığını görüyoruz. Nitekim biraz önce bahsettiğimiz şirketlere Salesforce'u da gösterebiliriz. Bu tarafta henüz bir kıpırdanma yok. Bu arada hardware demişken Dell'in de bilançosu geldi. Dell tarafında bilanço sonrasında bir miktar aşırı tepki verildiğini düşünüyoruz açıkçası. Dell yapay zeka harcamalarından ciddi şekilde
fayda gören ve veri merkezlerine server sağlayan bir şirket. Burada her ne kadar tek haneli satış büyümesi olsa da %6 civarında, yani Nvidia gibi %200 gibi büyümeler yaratamasa da projeksiyonları da yine yüksek tek haneli rakamlarda olsa da burada kişisel bilgi işlem tarafı ve ticari tarafta özellikle kişisel bilgi işlemde yavaşlama var. Ticari tarafta hafif bir kıpırdanma var ama yapay zeka uygulamaları için veri merkezlerinde kullanılan serverlara, sunuculara baktığımızda burada iki kattan fazla bir büyüme var. Bu alanın gelin içindeki payı, gelirlerin içindeki payı giderek büyüyecektir. Dolayısıyla biz aslında buradaki trendi olumlu görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla Nvidia'nın arkasına Dell gibi, Micron gibi şirketleri de koyabiliriz ve onları da olumlu yönde izliyoruz. Ve bu hisselerde yaşanan düşüşlerin de alım fırsatları yaratacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Dell'e birazcık aşırı tepki verildiğini düşünüyoruz açıkçası. Ama yani yapay zeka konusunda hala bizim top pick'imiz Nvidia büyüme hızına göre hala 40 civarında bir ileri fiyat kazanç çarpanıyla işlem görüyor ki büyümesinin de önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlayacağı, %20'lere ineceği fiyatlanıyor. Böyle olmayabilir. Nvidia biraz daha uzun süre kendi hattını ve piyasa payını savunabilir ki şu ana kadar savunuyor gibi duruyor ve pastada giderek genişliyor. Dolayısıyla Nvidia'nın değerlemelerinde ve Nvidia hissesinde çok optimist bir fiyatlamayı henüz görmüyoruz. Ve hala dediğimiz gibi Nvidia bizim sektördeki top pick'imiz, önerilerimiz arasında da en üst sırada yer alıyor. Aynı zamanda beğendiğimiz 20 hisse arasında da en yüksek ağırlığa sahip hisselerden bir tanesi. Emtia tarafında bakırda ve petrolde düşüşler vardı. Bu seviyelerde bir miktar toparlanma, bir miktar dengelenme takip ediyoruz. Petrolde özellikle OPEC'in mesajı bize göre piyasa tarafından biraz yanlış okunmuş olabilir. Dolayısıyla petrolde 70 dolar civarına gerilemeleri cazip alım fırsatları olarak görüyoruz. Aynı şey petrol şirketleri için de geçerli. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.